Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik. Sanırım 65. dersimiz olacak. Bu dersimizde dashboard'un ikinci kısmını yapıyor olacağız. Şöyle, buradaki değerler genellikle JS'ten geliyordu. Biz bunu HTML tarafına çekip daha böyle dinamik bir yapı kuracağız. Buradan ilerliyor olacağız. Şimdi uygulamada şöyle bir şeyle başlayalım. İlk önce uygulamada şununla başlayalım. Bizim şuradaki ID değerlerimiz statik geliyordu. Yani biz bunları statik gönderiyorduk. Bunları bir dinamik yapalım. Bunu dinamik yapmak için private read only diyeceğim. Private read only. I login service'ten bir tane alt login service field'ı örnekleyip bunu add parameters kısmıyla metoduyla şey add parameters constructor'ıyla ilgili yapıcı metoduma eklemiş oldum. Daha sonra burada var id eşittir user, pardon user değil de alt login service nokta get user id ifadesiyle id değişkenini aldım. Şimdi burada bakın kodlarımızda id eşittir 1 değil, id eşittir artı id değişkeninden gelen değer olacak. Yine burada aynı şekilde artı id'den gelen değer, burada da yine 1 ifadesi yerine artı id'den gelen değerler gelecek. Şimdi uygulamayı bu şekilde revize ettiğim zaman Ctrl Shift W diyeyim. Bu arada ben bir tane kullanıcı eklemiştim. Onu göstereyim. Hemen bazen böyle videoyu birden fazla kez çekmek durumunda kalıyorum. Mehmet bir isimli. Mehmet Yıldırım isimli bir tane kullanıcım var benim burada. Bakın bu kullanıcıya göre işlem yaptığı için şu anda hiçbir ilanı yok bu kullanıcının. O yüzden gayet istediğim formatta çalışıyor. Şimdi ikinci kısım şu. Yani siz eğer yeniden login yaparsanız bu uygulamada muhtemelen sizin de istediğiniz gibi çalışıyor olacak. İkinci istediğim şey şu. Uygulamanın bu kısmında mesela iki tane chart var gördüğünüz gibi. Ben burada kendi chart'ımı oluşturmak istiyorum. Bunun için W3Schools'da yer alan şöyle örnek bir chart linki var. Şöyle eğer buradan gidemezsiniz zaten şeyden alırsınız yani çok önemli değil. Yani linkten gitmenize gerek yok. Ben projeyi sürekli GitHub'da revize ediyorum. Eğer yarın bir gün link giderse yani mesela diyelim W3School linki değiştirdi o zaman projenin içinden kaynak dosyadan alırsınız. Şimdi şöyle treat yourself diyelim. Mesela treat yourself'te bir de şunlara bakalım. Mesela bu mavi tonu veriyormuş. Ondan sonra şunu deneyelim. Bu normal bar. Bir dakika. Bu mavi tonlarında, bu kırmızı tonlarında, bu başka bir renk. Ondan sonra bu horizontal, bu pie chart. Yani böyle birçok örneği var. Bakın bu komple kırmızı veriyor. Bu biraz daha kırmızı ve kırmızının açık renkleri tonlarında sunuyor. Ondan sonra bu tam böyle bir mavi. Bu çok istediğimiz bir değil. Belki şunu kullanabiliriz bizden. Temaya uygun olması açısından böyle mavi ve mavinin tonları formatında olabilir. Bu soldan geliyor bar değerleri. Burada bir pie chart var. Burada da yine başka bir şey var. Burada da hani bu şekilde kullanmış. Red, green, blue olarak. Biz de burada bar color'larında şunları kullanabiliriz. Güzel. Şimdi uygulamamızda şunu kullanabiliriz gibi geliyor bana. Bana burası lazım. Şöyle Ctrl A, Ctrl C dedim. Olduğu gibi kopyaladım. Şimdi şurada Worldwide Sale yazıyor. Worldwide Sale ifadesi yerine hatta kopyalamasaydık da olurdu. Çünkü önce Estate Agent klasörüne ben bir tane klas ekleyeceğim. Ekleyeceğim klasın ismi alt tire Estate Agent Dashboard Chart Component parçalı olsun. Component parçalı. Uzunca bir isim yazdım. Ardından geldim buraya. İki nokta üstte sancağım. View Component'ten miras al. İlgili namespace'i buraya geçtim. Güzel. Geçemedim. Bir daha deneyelim. Şimdi geçtik. Şimdi burada public iView component result invoke diyeceğim. Invoke dedikten sonra şöyle parantezimi açıp kapattım. Return view. Bu şekilde bize geriye bir view dönüyor olacak bu kısım. Sonra views klasörüne geldim. Components'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya yeni bir klasör ekleyeceğim. Ctrl V dedim. Estate Agent Dashboard Chart Component parçalı. Buraya yapıştırdım. Ardından buraya bir view ekleyeceğim. Bu bir Razor View olacak. Ve bu ekleyeceğimiz Razor View'in ne olması gerekiyor? Default isimli bir parçalı view olması gerekiyor. Default parçalı view'ini buranın içine dahil ediyorum. Burada mesela daha iyi chart seçenekleri için bence ChatGPT gibi bir araç kullanılabilir. Hani daha iyi chartlarınız olursa lütfen yorum kısmına ekleyin. Diğer arkadaşlar da bundan faydalanıyor olsunlar. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı bir kapatıp tekrar açalım. Şöyle tekrar açtım. Güzel. Şimdi H1 ile chart alanı yazalım. Chart alanı. Şimdi chart alanı yazdığımız bu kısımda şöyle yapacağım. Ben uygulamamda
Uygulamamda indeksime geldim. İndeksin içerisindeki şu kod bloğunu geldim. Buradan sildim. Şunu Ctrl D ile aşağı aldım ve Ctrl V dedim. Klasımın ismini buraya verdim. Sonra bunu kestim. Kestiğim bu değeri buraya yapıştırdım. Ardından şu açıklama satırlarını silelim artık. Bunlara ihtiyacımız olmayacak. Bunlar kullanılacak değerler değiller. Bu arada burada bir şey var mı? Burada çok bir şey yok. Takvim vesaire var. Aslında bu takvim değerleri de yine bir dashboard'un içine taşınır, yani bu da şeyin içine, view komponentin içine. Ona da bakarız. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı bir ayağa kaldıralım ve bakalım oraya chart değeri metinsel olarak geliyor mu? Chart alanıdır yazdık ya. Şimdi önceki hali şöyleydi. Bakın mevcut hali böyle. Gayet güzel istediğimiz formatta gelmiş oldu. Chart alanı kısmı. Şimdi şuradaki kodu geldim. Ctrl A, Ctrl C dedim. Kopyaladım. Kopyaladım bu değeri, geldim. Burayı sildim. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Ardından indeksime geldim. Ctrl Shift W dedim tekrar. Yeniden bir ayağa kaldıralım bakalım. Şimdi nasıl oldu? Beraber görelim. Şimdi bakın burada verilerim gayet istediğim formatta geldi. Sadece chart'ın boyu biraz yüksek. Yani bunun şey genişliği biraz fazla. Bunun genişliğini biraz düşürüp renklerinde de oynamamız gerekiyor. Şimdi bu chart'a baktığımız zaman, bu chart'ta neymiş? World Wine Production 2018, işte dünya şarap üretimi ile ilgili bir grafikmiş bu. Şimdi biz bunu değiştirelim. Mesela biz bunu ne olarak değiştirebiliriz? Yani kendi projemizde hani buna uygun bir veri seti bulmamız gerekiyor. Buna uygun en uygun veri seti de herhalde product'tan gelir. Mesela select up bean rows desek şöyle. Product'tan ne gelir mesela? Bir bakalım buraya. Şimdi burada product'ın içinde, ben bunu da şeyde grid'in verisini şey büyütmüşüz, bir dakika. Bir saniye bekleteyim sizi. Font and Colors'ta burası kaç? Text Editor 10 punto. Tamam. Grid'in büyüklüğü kaç? Şurası 18. Bu normalde kaçtı ya? 10 muydu bu da? Şunu da 10 olarak değiştirelim. Tamam. Şöyle tekrar çalıştırdığımda, bir dakika ben şu SQL'i restartlayayım. Şimdi SQL tekrar açılıyor. Ya ben şu şeyi değiştirmek istiyordum da sanırım bu DPI ile ilgili bir şey var. Bir çözünürlük sorunu ile ilgili olduğunu düşündüm ama emin olamadım. Çözememiştim onu. Benim mesela Edit Top 200 Row kısmında çok böyle birleşik geliyor sütunlar. Onunla ilgili bir ayar yapmayı denemiştim ama olmamıştı. Yani nasıl geldiğini anladığınızı düşünüyorum. Şöyle geliyor bende normalde. Bununla ilgili bilen varsa yazarsa sevinirim. Hani normalde mesela Edit Top 200 Row dediğimde burada sütunların ayrı gelmesi gerekiyor ama bende bunlar birleşik geliyor. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Bir iki yöntem denedim ama çok işe yaramadı. Tekrar başka yöntemlere bakmak lazım. Şimdi burası, burayı düşürdüm. Tamam, gayet güzel istediğimiz formatta geldi. Şimdi hatta yeni bir tane sorgu oluşturalım. Şöyle diyelim, select yıldız from product diyelim. Product tablosunu bize bir açsın şöyle. F5 dedim. F5 dedikten sonra product tablosuna ait veriler gelmiş oldu. Şimdi bizim giriş yapan kullanıcıya göre, mesela ver. Hatta kullanıcıya göre de city bazlı yapabiliriz mesela. Select yıldız from product değil de select city virgül count from product, ondan sonra city virgül count yıldız olmalı tabi. Count yıldız, bir dakika. Sonra group by city diyebilirim. City'ye göre gruplarsam eğer, execute dediğimde her bir şehirde kaç tane veri olduğunu ne yapabilirim, görebilirim. Mesela biz de burada şehre göre gruplandırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Böylece her bir şehirde kaç tane değer olduğunu bulabiliriz. Şimdi Visual Studio'ya döndüm. Visual Studio'ya döndükten sonra önce default'a geldi. Mesela buna şey diyelim. Diyelim ki şehir tire ilan istatistiği olsun. Şehir ilan istatistiği. Şimdi burada genişlik 600 piksel diyor. Biz bunu şöyle 400 piksele çeksek acaba değişir mi? Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı tekrar bir ayağa kaldıralım. Yeniden görelim bakalım nasıl oldu. Şimdi önceki hali şöyleydi. Bunun tam şu kısmına kadar geliyordu. Yeni hali bayağı küçüldü. Biz bunu 500 piksel yaparsak herhalde tam istediğimiz gibi olacak gibi duruyor. Mesela 500 piksele çıkaralım şöyle. 500 piksel yapalım. Burası 500 olsun. Şimdi tekrar ayağa kaldıralım. Yeniden Ctrl Shift W dediğim zaman bekliyorum gelmesini. Estate Agent'ta 500 piksel tam istediğim gibi oldu. Güzel. Şimdi burada şehir ilan istatistiği değerlerine baktığımız zaman bizim şurada aslında, yani bu olmasa da olur. Yani şurada yazı yazmasa da olur. Çok önemli değil yazı yazması. Çünkü önceki kısımda mesela önceki orijinal chart'a baktığımız zaman chart'ların
yazıları şeyin içindeydi, bunun içindeydi. Hani onu da getirebiliriz. Öyle bir şey de olabilir. Veya işte bu şekilde daha böyle soft tonlar kullanmak veya mavi renkli tonlar kullanmak, aynı şekilde arka planı böyle yapmak, bunu çok daha böyle istediğimiz formata dönüştürür. Ama bunun kodları JS tarafından geldiği için biz ona şu an burada çok böyle müdahil olmuyoruz. Bu şekilde ilerliyor olacağız. Şimdi şehir ve ilan istatistikleri geldi. Onda herhangi bir sorun yok. Benim burada şehir ve ilanlara göre olan bu veriyi chart'a yansıtmam gerekiyor. Şimdi önce statik bir ifadeyle başlamış olalım. Default tarafına geldim. İşte default tarafta örnek veriyorum. Ankara mesela, şöyle işte Bursa. Tabi bunlar dinamik olacak. Çalışacağız üstüne. İstanbul. Ondan sonra Adana. Ve bir de Trabzon olsun. 5 tane şehir ekledim. Şimdi şu renk paletini bir değiştireceğim. Bir dakika. Şimdi şöyle bir siteye geldim. Burada colorhunt.co isminde bir web site. Şu mesela şu rengi kopyaladım. Geldim bunu şuraya veriyorum. Bir bakalım çalışacak mı? Yoksa illa DS falan gerekiyor mu burada? DS koyalım başına. Hatta DS koymadan deneyelim ilk önce. Ondan sonra DS koyalım. Bir bakalım bu istediğimiz sonucu veriyor mu? Ctrl Shift W dedim. Yani bir tane rengi denemiş olalım burada. Şöyle birinci renk siyah ton, gri tonlarında geldi. Bu neden? Bizim istediğimiz yapı gelmedi. Burada şöyle tekrar şu muydu? Şu renk sanırım. Ha, RGB'de buymuş. 106, şöyle 106 212 kopyaladım, bir dakika. Şimdi oldu sanırım. Default'a geldim. Default'a şöyle versek. Bir daha deneyelim mesela. Ctrl Shift W dedim. Şimdi orada doğru rengi yakalamak önemli bir detay. Gelsin bakalım, geliyor mu? Tamam, gayet güzel istediğimiz formatta geldi. Şimdi burada bana bunun benzer tonları lazım. Mesela şunu, yani yine mavi tonlarını alalım. Mesela birisi şu olsun. Şu renk. Bu rengin ama şey lazım. RGB'si lazım. RGB'de şu renk. Şunu geldim kopyalıyorum. Bu iki olsun. Şöyle bir dakika. Üstüne gelince kopyalandı. Tamam. Geldim default'a. Şöyle verdim. Bu iki. Sonra devam ediyorum. Burada şu rengi alalım. Şunu RGB'yi kopyalayalım. Bunu kopyaladım. Bu 3 oldu. Güzel. Sonra iki renge daha ihtiyacımız var. Geri gelelim. İki tane daha şu mavi tonlarında iki renk daha alalım. Mesela şu olsun. Şunları almış olalım. İşte bir tanesi şu olsun. Kopyaladım ve son olarak bir renge daha ihtiyacımız var. Hemen onu da alalım. Şöyle geri geldim. Bir renk daha böyle koyu bir renk almış olalım. Şunu alalım bir de. RGB'de bunu aldım. Geldim, bunu da buraya yapıştırdım. Ardından indeksten tekrar ayağa kaldıralım. Yeniden Ctrl Shift W dedikten sonra uygulamada tekrar ayağa kaldırdığımızda bakın burası şöyle biraz daha istediğimiz soft renklerde gelmiş oldu. Güzel. Şimdi bu kısım tamamlandı. Trabzon başlangıç olduğu için 15 veriyor. Adana, İstanbul, Ankara ve Bursa olarak bizi karşıladı buradaki değerler. Eğer ki siz chart'ın değerlerini değiştirirseniz, yani şurada 55, 49, 44 ifadesi yerine veri tabandan gelirse bu değerler, orada da istediğimiz sonucu elde ederiz. Şimdi ben bu projenin bir yerinde ChatGPT de kullanmak istiyorum. Yani bu derste, öbür derste ama ChatGPT'ye yer vermek istiyorum. En azından bu projede mesela etkin bir şekilde istediğimiz kod satırlarını ararken nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bir örnek yapmak isterim. Ama ilk önce şunu yapalım. Biz mesela şuradaki şu Ankara, Bursa, İstanbul, Adana, Trabzon verileri var ya. Ben istiyorum ki bunun değerleri SQL'den gelsin. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu önce bunu API'de yapmamız gerekiyor. Şunları bir kapatalım. Yani API tarafında bir yapmamız gerekiyor. API tarafında bunu yapabilmek için servislerime değil de modelime geldim. Modele de değil. Araya nereye gidelim? Araya gidelim. Bir dakika. API'ye gidelim. Özür dilerim. API'da repository'ye geldim. Şimdi repository'nin içerisinde sağ tuş ekleyen bir tane klasörüm vardı ama benim buradan devam edebilirim. Sen estate agent. Ha. Şurada dashboard statistik. Şimdi dashboard repository'sinin içine ben bir klasör daha ekliyorum. İsmi chart repository'si olsun. Chart repository's. Güzel. Şimdi chart repository'ye sağ tuş ekle yeni bir tane interface ekleyeceğim. İsmi iChart repository olsun. iChart repository. Bu bizim interface'imiz olacak. Güzel. Bir de bunun class'ı olsun. Şöyle bir class ekleyeyim. İsmi chart repository olsun. Chart repository. Güzel. Şimdi iChart repository bize
geriye şunu dönmeli, bir liste dönecek ve bu listenin içerisinde verilerim olacak. Sen diyeceğim bir liste döneceksin. Bu listenin içerisinde benim verilerim olacak. Peki bu listenin içinde gelecek olan veriler nereden gelecek? Benim burada bir T değerine ihtiyacım var. O da DTO'dan gelebilir. Şimdi DTO'ma geldim. Sağ tuş ekle yeni bir tane klasör. Klasörün ismi chart DTO'su olsun. Chart'ın DTO'ları. Şimdi chart DTO'nun içerisine buradaki gibi bir tane klas ekleyeceğim. Klasımın ismi result chart DTO. Result chart DTO. Doğru mu? Bir bakalım. Result contact DTO. Güzel, doğru. Şimdi bunun içinde prop tap tap public diyeceğim. String türde bir değer olacak. Gelecek değerin ismi ne? Gelecek değerin ismi city. Şurayı city olarak vermiş olduk. Güzel, city. Şimdi bir de altına public string, public int olarak city count, yani city'deki kişi sayısı. City count'u da şöyle getirebilirim. As derim, tek tırnak içinde city count dersem eğer buraya mesela execute etme city count değeri gelir. Güzel. Ve sen diyeceğim burada order by sırala neye göre? City count'a göre sırala. City count'a göre F5. Burada da select kısmında bir dakika. City count'a göre deskenlik sıralama. Yani Z'den A'ya ve burada da select top 5 dersem eğer execute ettiğimde bana 5 tane şehir bilgisini getir. Böylece hepsini almama gerek kalmaz. Geri döndüm Visual Studio'ya. Şimdi bizim bunu burada çağırmamız gerekiyor. Sanlayacağım bir liste olarak result chart DTO'yu bize burada vereceksin. İsmi get 5 city for chart. Chart için 5 tane şehir bilgisi getir isminde bir tane metot tanımlamış olduk. Güzel. Get 5 city for chart isminde bir metot. Şimdi chart repository'e geldim. İki nokta üstte sanacağım chart repository'den miras alacaksın. Kontrol nokta deyip implement interface diyerek ilgili metodumuzu buraya dahil ettik. Şimdi geldim mesela kategorinin bu kısmına. Şimdi kategoride private read-only ifadesini kopyalıyorum. Bunu burada da kullanacağız çünkü. Nerede? Şurada. Geldim sınıfın ismini de şöyle aynı hale getirdim. Şimdi amacımız ne? Amacımız tıpkı bir listeleme işleminde olduğu gibi bir liste döndürmek gereği. Şöyle geldim kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şuranın içine şuraya yapıştırdım. Şimdi asenkron yapılar var burada. Baktığınız zaman şurayı asenkron olarak işaretliyorum. Yalnız burayı asenkron olarak işaretleyebilmek için bunun bu kısmının da asenkron olarak işaretlenmesi gerekiyor. Yani I kategoride nasıl task olarak işaretlediysek burada da aynı şekilde bir task ataması yapalım. Şöyle gayet istediğimiz gibi oldu. Şimdi tekrar buraya geldiğim zaman burada güzel. Sadece return kısmı yanlış. Şimdi return kısmına geldim. Bunu verdiğim zaman hata ortadan kalktı mı? Kalktı. Niye hata veriyor burada? Çünkü task olarak işaretlenmedi. Bir dakika. Şunu kestim. Bir daha şöyle implement interface diyelim. Şimdi tekrar implement etti. Yeniden yapıştırdığım zaman şimdi hata ortadan kalktı. Sadece şuraya task liste asenkron ifadesi ekleyelim. Şöyle gayet istediğimiz gibi oldu. Güzel. Peki kategori repository'de nasıl? Var mıdır sorun? Public asenkron task list. Tamam, public asenkron task list. Public class. Şuraya da bir public ataması. Niye burada peki şey gelmedi? Public gelmedi önde. Public interface. Tamam. Public asenkron ifade. Tamam. Burada chart repository'nin önüne bir public ataması yapalım şöyle. Bu şekilde gelsin. Güzel. Çünkü bir dakika, ha anladım. Özür dilerim arkadaşlar. Şunu ben bir kestim. Bir daha yapıştıracağım müsaadenizle. Ya yani yeniden implement interface edeceğim. Ha şimdi olacak. Şuraya sadece bir asenkron ifadesi ekleyeceğiz. Tamam, şimdi sorun çözüldü. Şimdi bizim burada bir sorguya ihtiyacımız var. Sorgu olarak şunu getireceğiz. Geldim, kopyaladım bunu. Kopyaladım bu değeri geldim. Buranın içine yapıştırdım. Gayet güzel bir problem gözükmüyor. City count'a göre işte değerleri getirecek. Güzel. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem şu. Şimdi doğru yerden aldık mı bu arada? Create connection, query asynchronic'te bunu işleyecek ve geri liste olarak dönecek. Tamam, güzel. Şimdi uygulamada API tarafında controller'ıma geliyorum. Şimdi controller kısmında bizim state agent dashboard istatistik controller'larım vardı. Bunun içerisine getirebilir miyim? Bunun içine getirmeyelim. Şöyle yapalım. Sağ tuş. Yeni bir tane controller. Olabildiğince solide ezmemek adına. Belki controller sayımız fazla oluyor ama biraz daha açıklayıcı olur. İsmi state Agent chart controller olsun. State agent chart controller. Geldim buraya. Diyeceğim ki private read only. Sen
chart repository'den bir tane chart repository field'ı örnekleyip bunu constructor olarak geç. Güzel. Sonra indim buraya. HTTP get. HTTP get tarafında public asynchron task küçüktür sembol içinde iAction result ismi get chart 5 bir şeydi. Neydi onun ismi? İsmini unuttum. Şöyle bir şuradan bir çağıralım. Alt tire return ok diyelim. Return ok. Alt tire chart repository nokta şuradaki metot. Noktalı virgülünü koydum. İsmini de böyle koyalım. Güzel. Başına da await keyword'ünü ekleyelim. Gayet güzel oldu. Bir problem gözükmüyor. Şimdi bunu program CS tarafında geçelim. Program CS tarafında tabi burada da bir extension yazacağım. Burası da biraz karıştı ama extension yazdığımız zaman burayı da toplayacağız. iChart repository'yi gördüğün zaman chart repository'yi bize getirsin. Gayet güzel. Şimdi uygulamayı buradan bir Ctrl F5 diyerek ayağa kaldıralım. Bana şu an şunu getiriyor. Onu bir görelim. Niye getiriyor ama? Uygulamamda Estate Agent Chart'ta son 5 istatistiklerini getiriyorum. Execute ettim. Bakın bunları getirdi. Çok güzel. Şimdi bunlar geldiyse şayet o zaman ben bunu consume edebilirim. Şimdi bunun consume edilmesi işlemi var. Sıradaki işlem bu. Bunu consume etmemiz gerekiyor. Duralım. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz.